dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Nisan Cuma. Merhaba. Ülke çapında korona'ya karşı daha etkili mücadele için federal hükümete tek elden yetki veren Acil Durum Freni Yasa Tasarısı Alman Parlamentosu ve Eyaletler Meclisi'nde kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanının da imzalamasıyla bugün yürürlüğe girdi. Acil Durum Freni ne zaman çekilecek? Bir yerleşim yerinde son 7 gün içinde 100 bin kişide kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısının 3 gün arka arkaya yüzü aşması halinde fren çekilecek ve kısıtlamalar devreye girecek. Buna göre gece sokağa çıkma yasağı devreye girecek. Saat 22 ile 5 arasında işe ya da doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında sokağa çıkılamayacak. Açık havada tek başına gece yarısına kadar spor yapılabilecek. Sosyal teması kısıtlamak için bir hanede ikamet eden kişiler başka bir haneden en fazla bir kişi ile özel ya da kamusal alanda görüşebilecek. 14 yaş altındaki çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak. Günlük ihtiyaç maddeleri satan marketler ve eczaneler açık kalacak ancak bunun dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. 7 günlük inzidensin 100 ila 150 arasında olması halinde negatif test sonucunu göstererek ve randevu alarak mağazalardan alışveriş yapılabilecek. Müze, tiyatro, sinema, havuz, diskotek, gece kulübü, oyun salonu, bahis salonu gibi yerler kapalı kalacak. 7 günlük inzidansın 165'i aşması halinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılmak için haftada 2 kez test yaptırması gerekecek. Düzenlemenin Haziran ayı sonuna kadar geçerli olması öngörülüyor. Şimdiye kadar Hessen'de bir kişinin kendi dairesi veya evindeki iletişim kısıtlamaları sadece acil bir tavsiye olarak geçerliydi. Federal acil durum freni bunu bir yönetmeliğe dönüştürdü. Bir hane halkının üyeleri başka bir kişiyle ancak kendi çevrelerindeki inzidens değeri yüzün ise görüşebilecek. Başbakan Volker Büfi'ye perşembe akşamı Hessen Şao'da yaptığı açıklamada bunu kişisel özgürlüğe müdahale olarak gördüğünü ve bunu her zaman reddettiğini söyledi. Ancak pandemiyi mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak için buna uyulmasını istedi. Ancak bir komşu gürültülü bir parti şikayetinde bulunmadıkça polis evlere gitmeyecek ve orada kimlerin olduğunu kontrol etmeyecek. Korona vakaları arttı, insidans yükseldi. Yeni korona enfeksiyonlarının sayısı Almanya'da yüksek bir seviyede kaldı. Bu aynı zamanda insidensin de artmasına sebep oldu. Doktor temsilcileri aşı temposunun hızlandırılmasını ve hızlı test sonuçlarının doğru kullanılmasını istedi. Almanya'daki sağlık daireleri bir gün içinde Robert Koch Enstitüsü'ne 27.543 yeni korona vakası bildirdi. RKI'ye göre Almanya genelinde 24 saat içinde 265 yeni ölüm vakası daha kaydedildi. 7 günlük incidens yani bir hafta içinde bildirilen 100 bin kişi başına yeni enfeksiyon sayısı ülke çapında 161.1'den 164'e çıktı. Bu arada Alman Tabipler Birliği aşı temposunun hızlandırılması çağrısı yaptı. Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Redaktion Netzwerk Deutschland'a yaptığı açıklamada Almanya'da her gün binlerce insana koronavirüsü bulaşırken 5 milyondan fazla aşı dozunun kullanılmadan saklanması kabul edilemez, dedi. Hedef, virüse karşı olabildiğince çok sayıda insanı aşılamak olmalı. Reinhardt'a göre bunun için ikinci aşılama nedeniyle aşı merkezlerinde tutulan rezervlerin mümkün olduğunca kullanılması gerekiyor kullanılmayan diğer tüm aşı dozları mümkün olan en kısa sürede doktor muayenehanelerine gönderilmeli. Esen'de son 24 saat içinde 2010 insanın testleri pozitif çıktı. Aynı süre içinde 24 insan daha hayatını kaybetti. Böylece virüsten ölenlerin sayısı 6715'e yükseldi. 100 bin nüfus başına 7 gün içinde bildirilen yeni korona hastalarının sayısı incidens 161.5'ten 165.6'ya çıktı. Kasel bölgesinde 160 insana daha virüs bulaşmasıyla korona hastalarının sayısı 13.773'e çıktı. Ancak can kaybı olmadı. Bundan başka Kassel ve ilçelerinde 23'ü yoğun bakımda olmak üzere 82 insanın hastanelerde tedavi edildiği açıklandı. 7 günlük insidans Kassel'de 198.4'ten 204.3'e, Kassel ilçelerinde ise 161.5'tan 165.6'ya çıktı. Esen'de Perşembe günü itibariyle Grossgerau, Stadt Stadtofenbach Fulda, Hersfeld Rotenburg, Vogelsberg, Gießen, Marburg Biedenkopf, Landil, Limburg Weilburg ve Kassel şehri okul acil durum freninden etkilenecek ve tamamen uzaktan eğitime geçecek. Zaten incidence değeri 200'ün üstünde olduğu için Kassel ve Gross Gerau dışındaki tüm ilçe ve şehirlerde Paskalya tatillerinden sonra yüz yüze ders yapılmıyordu. Saksın Anhalt'ta CDU, AFD ve Sol Parti kaybederken Yeşiller, SPD ve FDP'ye destek arttı. Saksonya Anhalt'ta yaklaşık 7 hafta içinde yeni eyalet parlamentosu seçimleri yapılacak. Yapılan anket sonuçlarına göre seçimler bu pazar günü yapılsaydı CDU, AfD ve Sol Parti seçimlerden kayıpla çıkacaktı. Buna karşılık Yeşiller ve özellikle FDP'nin oyları artacaktı. Böylece FDP eyalet parlamentosuna geri dönecekti. İnsanlar korona salgınıyla başa çıkmayı Saksonya Anhalt'taki en büyük zorluk olarak görüyor. Oy kaybına rağmen CDU Zaksın Anhalt'te yapılacak yeni eyalet parlamentosu seçimlerinden en güçlü parti olarak çıkacak. MDR kanalı için yapılan ankete göre CDU 5 yıl öncesine göre 2.8 puan kaybıyla oyların %27'sini alacak. Sandıktan ikinci güç olarak 4.3 puan kaybıyla %20 ile ırkçı parti AFD'ye çıkacak. 4.3 puan kaybeden sol parti %12, SPD %12, Yeşiller %11, FDP %8 oy alacak. Saksonya Anhalt'ta göç, çevre koruma, sosyal adaletsizlik gündemin en alt sıralarına düştü. En büyük sorun olarak korona salgını birinci sıraya yükseldi. İzmir'de son günlerde asbest meselesi tekrardan tartışılmaya başlandı. Bir yandan depremden sonra İzmir'de kontrolsüz şekilde yapılan bina yıkımlarından yayılan asbest kentte yaşayan insanların sağlığını tehdit ediyor. Diğer yandan da Brezilya'dan Ala gemi söküme gelen asbestli NAE Sao Paulo gemisi gündemde. Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, asbest dünyada 67 ülkede yasaklanırken ticari adı amiant olan asbestin ülkemizde hala serbest olduğunu söyledi. Ensari, asbeste bağlı hastalıklar maruziyet derecesine göre 5, 10, 20, 40 ve hatta 50 yıl sonra bile ortaya çıkabiliyor. Ancak şu anda ülkemizin yapı stoğunun kötü olması nedeniyle yapılan bina yıkımlarında dünyada eşine rastlanamayacak şekilde yaklaşık 7 milyon bina yıkımını varsayarsak kitlesel asbest maruziyeti istatistiklerinin maalesef ülkemizde yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle alt üst olacağı konusunda endişeli izledi. Ülkemizin en çok asbest kullanılmış şehirlerinden biri olan İzmir'de asbest tespitlerinde asbest bulunmaması bu konuda kitlesel katliam denilebilecek tozları İzmir halkına solutmaları geleceğimizi karartmalarına neden olacaktır diye konuştu. Evrensel Gazetesi'ne konuşan Ensari, yakında asbestle mücadele etmeyen ve halkına kanseri solutan belediyelere suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini kamuoyuna sizin kanalınızla duyuruyoruz, dedi. Derneciler Değerli Değerli bu haftalık bizden bu kadar. Hepinize iyi, sağlıklı hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar Hoşça kalın, merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.